teşekkür ediyorum ve hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Ve buradan, arkadaşlar buradan programı müsait olan arkadaşlarımız için inşallah bizim restoranda buluşacağız. Günün yorgunluğunu bir nebze atalım arzu ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar olsun inşallah. Şeref Bey, şuradan çek. Ve Avrupa'nın en büyük odasıdır 420 bin üyesiyle. Bu itibarla tabii çok önemli bir oda. Çok değerli bir oda. Aynı zamanda delege sayısı itibariyle de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin neredeyse arkadaşlar çok kıymetli bir yönünü temsil ediyor İstanbul Ticaret Odası. Ve gerçekten yine İstanbul özelinde bilhassa iş arenasında, iş piyasasında gerçekten kendisini ispatlamış.
değerli iş adamı arkadaşlarımızın oluşturduğu çok değerli ve de nitelikli bir meclistir. Yani değerli olması elbette güzel ama değerli olduğu kadar da nitelikli. Bu itibarla da doğrusu ben İstanbul Ticaret Odası'nda çok keyif alıyorum. Çünkü insanlardan hem çok şey öğrenme fırsatınız oluyor hem de bir etkileşim ile çok değerli dostluklar ediniyorsunuz ve bunu iş yaşamınıza da yansıtabiliyorsunuz. Tabii ben o akşamki toplantıda Fevzi Başkanım hatırlarlar. Şunu ifade edelim. Arkadaşlar ben biraz tabii bir koyu milliyetçi anlamında bir yapım yok doğrusu. Hemşericiliği elbette her bir insanda olduğu gibi yöre insanımızı seviyoruz ve de sayıyoruz. 780 bin kilometrekare vatan toprağı üzerindeki her bir kardeşimizin bu memleketin birliğine, beraberliğine anlamlı katkı yapması gerektiğine inanıyorum. Ve bunun için de bölge ayrımı yapmaksızın, doğu batı demeden, kuzey güney demeden, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla, Avazasıyla bir bütün olduğumuzu, Alevisiyle, Sünnisiyle bir bütün olduğumuzu bizim her bir noktada resmetmemiz lazım. Bakın şu masanın etrafında şu an bölgemizin önemli iş adamları var. Muhtarlarımız var. Federasyon başkanlarımız, sivil toplum örgütü liderlerimiz var. Nitelikli bir insan grubu, insan kitlesi var şu an burada. Dolayısıyla arkadaşlar bir cennet vatana bizim her birimizin kendi özelimizde katkı yapması lazım. Gerçekten olumlu katkı yapması lazım. Arkadaşlar bizler toplumun önündeki insanlarız. Eğer bizler sahaya anlamlı bir algı, anlamlı bir mesaj iletmezsek bu bizim noksanlığımız olur değerli arkadaşlar. Bunun için de hem işe fikren, siyaseten hem de iş alanında olumlu katkılar yapmamız lazım. İstanbul Ticaret Odası bu yönü itibariyle doğrusu benim ziyadesiyle ilgi alanımda. Ama 2013 yılında İstanbul Ticaret Odası seçimlerini kazandıktan sonra yine siz gibi değerli dostlarımızın, kardeşlerimizin anlamlı katkılarıyla bugün de Rabbim bizleri muzaffer eyledi, muvaffak etti. Allah'a hamdü senalar olsun. Ama ben bugün İstanbul Ticaret Odası'na evvela iki tane daha arkadaşımla gidiyorum. Yani daha önce bir gitmiştik, şimdi üç gidiyoruz. Arzu ediyorum ki bundan sonraki seçimlerde komite sayısını arttırmak suretiyle bu üçü 13 yapalım Fevzi'cim. 23 yapalım inşallah. Bunu arzuluyorum ve gerçekten bizler bunu başarabilecek insanlarız. Buna emin olabilirsiniz. Dolayısıyla ben gerçekten gerek eğitimi gerekse fikri yönleriyle ticareten de hem odamıza hem İstanbul iş arenasına, iş piyasasına anlamlı katkı sunacak olan iş adamı arkadaşlarımızı inşallah bundan sonraki dönemlerde de taşımak istiyorum. Bunun için de tez zamandan yani belki hiç ara vermeden bunun çalışmasını yapmaya başlayacağız. El ele, gönül gönüle vereceğiz. Arkadaşlar, benim dostlarım, yani yakından tanıyan kardeşlerim bilirler. Allah'a hamdolsun. Her halükarda belki Mevlana Celaleddin Rumi misali, incinsek dahi incitmedik Allah'a hamdolsun. Kırmadık, dökmedik. Hep birleştiren, buluşturan olduk çok şükür. Bugün karşımızda ben rakip olarak demiyorum arkadaşlarıma. Onlar benim kardeşlerim. Onlar bizim meslektaşlarımız. Onlar bizim beraber paydaşlarımız. Ekmek paylaşacak kardeşlerimiz. Bu itibarla karşımızda çok güçlü iki liste vardı gerçekten. Ben bu itibarla da kardeşlerimizi ayrıca tebrik ediyorum. TÜRYAP grubunu, RIMEX grubunu ve onlarla birlikte hareket eden diğer arkadaşlarımızın tamamını ve de Okan Karagöz kardeşimin de birleştirmek suretiyle diğer arkadaşlarımızla oluşturmuş oldukları listeleri de ayrıca tebrik ediyorum. Çok iyi organize olmuşlardı.
Gerçekten çok değerli mücadele verdiler. Çok heyecanlı bir gün yaşadık. Ama günün sonunda Cenab-ı Allah ipi göğüslemeyi bizlere nasip etti. Arkadaşlar bizim her şeyden evvel buna hamd etmemiz lazım, şükretmemiz lazım. Ve de arkadaşlarımızı da bu yönü itibariyle tebrik etmemiz lazım. Ve tez zamandan kendilerini de mutlaka çemberin içerisine almak suretiyle inşallah sektörümüze hizmet etmemiz lazım. Arkadaşlar ben inşallah tez zamandan hiç vakit kaybetmeden bir sonraki seçimlerin inşallah hazırlığını sizlerle birlikte yapacağız. Bunun için de değerli iş adamı arkadaşlarımızı zaman zaman İstanbul Ticaret Odası komite toplantılarımıza, efendim bununla birlikte yaptığımız meclislerimiz var. Hatta organize ettiğimiz özel yemeklerimiz ve özel toplantılarımız var. Yetmedi, özel gezilerimiz var, yurt içi ve yurt dışı. Dolayısıyla bu toplantılara değerli arkadaşlarımızı da dahil etmek suretiyle İstanbul Ticaret Odası misafiri olarak gerek yurt içine gerek yurt dışına inşallah hep beraber seyahatlere gideceğiz. Ve İstanbul'un inşallah iş alanında gelişimine de bizler de kendi ölçeğimizde, kendi merkezimizde ve kendi iştigal alanımızda hizmet edeceğiz inşallah. Değerli dostlar, bizlerle birlikte güzel bir gün geçirdiniz. Buna hiçbiriniz mecbur değildiniz belki. Ama vakitinizden ayırdınız. Geldiniz, bizler gibi yoruldunuz, ayakta durdunuz, belki yemediniz, içmediniz. Arkadaşlar bizler bunları unutacak değiliz. Ben her daim her ortamda şunu söylüyorum. Bana göre bir insanı insan yapan en önemli değerlerden bir tanesi vefa olsa gerek diye düşünüyorum. Ve dolayısıyla insanın vefalı olması lazım diyorum. Ben şu an bu resimleri çektirdiğimizde bilgisayarlarıma yüklüyorum arkadaşlar. Ve buna 2 yıl sonra bakıyorum, 3 yıl sonra bakıyorum, 5 yıl sonra bakıyorum arkadaşlar. Ve dolayısıyla o gün benimle o ortamda hangi arkadaşım ter döktü, hangi arkadaşım eziyet çekti ve sevincimi hangi arkadaşımla paylaştım, bunu resmediyorum arkadaşlar. Bunun için de umut ederim inşallah bizler o vefa duygumuzu hiç kaybetmeyeceğiz. Ve katlanarak inşallah bu devam edecek. Sizlerle birlikte devam edecek. Arkadaşlar ben 41 yaşında bir kardeşinizim. Mevla nasip ederse inşallah. Arkadaşlar daha önümüzde eğer Mevlam ömür bahşederse vaktimiz var. Bugün İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı'na aday gösterilen, Reisi Cumhurumuz tarafından aday gösterilen Şekip Avdagiç abimiz, yanılmıyorsam 55 üzeridir Şekip abi. Dolayısıyla son derece zarif, bir o kadar değerli ve de gerçekten çok kaliteli bir şahsiyet. Yani en nihayetinde neden biz yarın efendim farklı mecralarda İstanbul Ticaret Odası çatısı altında İstanbul iş piyasasına hizmet etmeyelim? Bunlar hepsi mümkün arkadaşlar. Dolayısıyla bu ölçekte de benden zaman zaman bilgi almak isteyen, zaman zaman görüşleri paylaşmak isteyen, zaman zaman ortamları paylaşmak isteyen dostlarımızı ben bilhassa bu çemberin içerisinde inşallah yer almalarını sağlayacağım. Arkadaşlar ben paylaşmayı seven bir kardeşinizim. Olması gereken de bu. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bakın bizim komitemizde 9 asil, 9 yedek olmak üzere 18 tane kardeşimiz yer alıyor. Yani 18 tane firma yer alıyor. Ben en nihayetinde komitemizdeki kardeşlerimizin de zaman zaman meclislerde olmalarına olanak sağlayacağım. Kendi şirketimin yetkilerini kendilerine vermek suretiyle olmalarına olanak sağlayacağım. Ve belki aynı kardeşlerimizin diğer bir kardeşleri, yani masanın etrafındaki diğer kardeşlerine kendi şirketlerinin de belki kısa dönem olsa dahi yetki devri yapmaları suretiyle komitelerde yer almalarını sağlayacağım inşallah. Dolayısıyla hep birlikte paylaşacağız ve hep birlikte güzel şeyleri inşallah yaşayacağız arkadaşlar diyorum. Ben tabii yorucu bir gün, elbette çok güzel hitapları olan başta Fevzi Donat Başkanım, Yusuf abi, ellerinizden öptüğümüz Yusuf Tuncil abimiz, değerli muhtarlarımız Ahmet Başkanım başta olmak üzere,
Efendim federasyon başkanlarımız Yaşar Bey, Yaşar İşsiz, İbrahim abi bizim abimiz, büyüğümüz, komite başkanımızı yaptı geçen dönem. Ve inşallah bu dönemde de İbrahim abiyle birlikte olacağız. Ama yorucu bir gün oldu. Dolayısıyla arzu ederseniz günü böyle çay kahveyle inşallah bitirelim. Ve de daha sonra muhtemeldir ki mazbatalar alındıktan sonra belli bir görev dağılımları olacak. Oda seçimlerinin bir defa ikinci turuna geçeceğiz. Çünkü ilk turu şu an tamamlandı. Ama şu an artık meclis başkanını, yönetimini, başkanlık divanını, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegelerini seçecek. Ve dolayısıyla da bu belli bir sürece tabi. Tahmin ediyorum aşağı yukarı bir 10 günümüzü alacak bu. Ama en yakın bir zamanda başta sizler olmak üzere bize katkı sağlayan, destek veren tüm arkadaşlarımızı, tüm dostlarımızı bir araya getireceğimiz inşallah bir akşam yemeğinde bir arada olacağız ve uzun uzadıya inşallah sohbet edeceğiz. Arkadaşlar ben hepinize başta hanımefendi arkadaşlarım, kardeşlerim olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizleri ayrıca soframızı paylaştığınız için de bahtiyar ettiniz. Hepinize kalbi, samimi ve bir o kadar da muhabbet dolu saygı ve de sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.